Burada kaybettiğimiz sadece 72 canlarımız için değil, kaybettiğimiz tüm canlarımız için savaşımız. Ayrıca davanın emsal bir kararla bitmesini talep ediyoruz. Bunun dışında bundan sonra hiçbir can, hiçbir ailenin canı yanmaması için yapılacak binaların önlemlerinin alınması yapılarak, yani önlem alınarak yapılması, bu davanın kararı buna bağlı olacak. Bu davaya gelmeden önce bir önceki duruşma sonrasında tutukluluğu son bulan iki kişinin tekrar tutukluluk olarak karar çıkmasını bekliyorduk açıkçası. Fakat iki kişi tekrar serbest olarak adli kontrol şartıyla. Soruşturulma izni çıktı ama daha iddianamesi yazılıp hani dava sürecine başlanmadı. O dava sürecine de başlanırsa eğer bu davayla birleştirilip hani ikisinin birlikte devam etmesi ceza mahkemesi adına bence ileriki bir aşamaya geçmek adına çok güzel bir karar olur. Bizim talebimiz olası kasla yargılanmaları, bilinçli taksirle yargılanmaları, en üst düzeyden ceza almaları. Yani bizim kaybettiğimiz canlar yerine gelmeyecek. Bizim burada olmamızın tek sebebi bundan sonraki süreci değiştirebilmek adına buradayız. Başka canlar yanmasın diye buradayız. Adalet platformunu, rehberler için adalet platformunu bunun için kurduk. Davamızın sonuna kadar arkasındayız. Teşekkür ederiz. Enkazdan sağ kurtulan rehberlerdeniz. Biz arkadaşlarımız için, aileler ise evlatları için buradalar ve burada olmaya devam edecekler. Davamız bugün üçüncü kez tekrarlandı ve 22 Ekim'e ertelendi. Ancak biz bu işin sonuna dek peşini asla bırakmayacağız. Ve davamızın Türkiye genelinde emsal bir dava olması, Türkiye genelinde yapılacak tüm inşaatlarda bundan sonra temiz bir sayfa açması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyon melekler ve turist rehberleri için bir sonraki davada da süreç bitene kadar da burada olmaya devam edeceğiz.